yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın, satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize yaşamayı öğreneceğiz birlikte. Yalan dolanla işler yoluna girmez. İnan dostum, hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Baksana şu dergiyi elinden. Bizi görmeye mi geldin? Kıyafet seçmeye mi belli değil? Sibel, erkek kıyafetleri de var mı o dergilerde? Bilmem ki. Şeref, erkek kıyafetlerini ne yapacaksın? Kıyafet balosuna falan mı gideceksin? Ya ne alakası var Meltemciğim? Kız belli ki sevgilisine hediye alacak. Meltem, bu dalga geçmesi olmaz. Onun bir hayran olduğunu söylerken... Kızlar. Kızlar. Ne var? Çay ne oldu? Çay. Hani sıcak sıcak içeceğimiz çay. Bakayım. Aa Şeref bak. Burada istediğin kıyafetlerden var. Hem de bak. İndirim zamanında uygun fiyatlı mağaza adresleriyle birlikte. Ver bakayım dur. Ben de bunlara çay soruyorum. Bir şey mi diyorsun Meltem? Yok yok. Kendi kendime konuşuyorum ben burada. Bir şey yok. Aa bak şu kazak. Gayet güzel. Ne diyorsun? Bilmem ki, Oğuz pek öyle şeyler giymez ama. Aman canım, sen hediye ettikten sonra ne olsa giyer o. Gerçi giyim tarzında biraz değişiklik de fena olmaz. Bak şu pantolonlar çok şık olur. Bunun o mu? Evet. İzliyor musun sen? Aa dur. Sağ ol canım. Al bakalım. Sana söylemeyi unuttum. Şirketten bir arkadaş evleniyor. Davetiye getirdim. Aa, kim evleniyormuş? Dur. Düğüne mi gideceksiniz? Bilmiyorum. Bak, Hakan vardı ya. Hatırladın mı? Genç bir çocuk. Aa, evet evet hatırladım. Ne zamanmış düğün? Yarın akşam. Gitmesek ayıp olur şimdi. Çocuk mutlaka bekliyorum dedi. Ay Feridun, akşam akşam şimdi iş çıkarma. Hem Fatoş da var. Bir gün evlerine tebrik etmeye gideriz ha? Çiğdem ayıp olur. Herkes gidecek. Ben Şeref ablalarla kalırım. Tabii canım. Zaten en fazla 2 saat kalırız. Aman şimdi ne giyeceğim derdi var. Adama bir şey takmak lazım. Öyle eli boş gidilir mi? Çiğdem, biz evlenmiyoruz. Giyersin bir etek. Ucuz olur. Takı işinde şirketteki arkadaşlarla ortak halledeceğiz zaten. Sana göre kolay tabii. Bir pantolon, bir ceket bitti. Kendine bir şeyler alırsın. Yani yarın Fatoş'la alışverişe çıkarsınız. Ne yapalım? Gideceğiz artık. Sen kızlarla da bir konuş ha. İşleri falan varsa. Birazdan kafenin hesapları için geçeceğim zaten. O zaman konuşurum. Ben Feridun abiyle kalayım. Masalın sonunu merak ediyorum. Merak mı ediyorsun sen? Merak mı ediyorsun? Dün gece uyudu, öğrenemedi sonunu. Merak ediyormuş. Hadi ben gideyim geleyim geç olmadan. Şu meyveleri yiyin bakayım. Sağ meyveleri canım. Yiyin. Buyurun hanımlar. Çaylarınız geldi. Ay çok iyi düşünmüşsün Meltem. Şimdi sıcak sıcak harika. Al. Ay, yarın şu dükkana gidip kaza alayım bari. Çok iyi bir seçim. Bak hem fiyatı da uygun. Al. Ya Meltem. Sağ ol. Sen de biraz değişiklik yapsana. Bak burada da sana göre çok şık kıyafetler var. Ben kıyafetlerimden gayet memnunum canım. Al. Ha, Çiğdem abladır. Hesaplara bakmaya gelecekti. Açıver o zaman kapıyı. Ya olsun Meltemciğim. Biraz daha özenli giyinebilirsin. Ne de olsa iş kadınısın. Şöyle şık elbiseler, etekler. Hep pantolon, hep pantolon. Merhaba kızlar. Hoş merhaba. Geldin. Oo, çay mı var? Sana da getireyim mi Çiğdem abla? Getir, getir. Ay, nasılsın Çiğdem? İyiyim, sağ ol. Ne bakıyorsunuz? Dur bakayım. Sen de mi Çiğdem ya? Nasıl bir şey bakıyorsun Çiğdemciğim? Her çeşit kıyafet var burada. Biz düğüne gideceğiz de şöyle şık bir şey bakıyorum. Aa, kimin düğünüymüş bu? Biri mi evleniyormuş? Feridun'un iş yerinden bir arkadaşı. Tanımazsınız siz. Çiğdem, bak bu harika bir elbise. Aa, gerçekten çok güzel. Aa, bu mu? Evet.
Bak bu böyle güzel bir kolye, güzel bir küpeyle harika olur. Gerçekten çok güzel. Ay bu elbise mi yani? Ay merak ettim ya. Dur ben de bakacağım. Gel gel kalmayayım. Bak, bak. Hangisi? Şu. Nasıl? Güzel değil mi? Nerede satılıyormuş? Yani yazıyor da biraz pahalı. Fiyatına baksana. Yani bu paranın bu elbisenin fiyatı olduğuna emin misin? Ay boş ver Çiğdem abla, o kadar da güzel değil zaten. Ya olur mu Şeref? Daha 10 dakika önce sen de bayılıyordun elbiseye. Canım yani bu biraz fazla yani. Yani fazla genç işi. Sana yakışmaz Çiğdem abla. Ya ben de seni görmek istiyorum ama yarın çok işim var. Ya dersim var. Evet, dersten sonra eve gelip çalışmam lazım. Ben de seni özledim. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet Şeref. Son kez soruyorum. Genç işi sana yakışmaz ne demek? Cevap ver. Bir şey demek değil Çiğdem abla. Fiyatı çok alamazsan üzülme diye söyledim. Kıvırma Şeref. Bir tane. Kızmayacağım. Sen bana gerçek fikrini söyle. Çiğdem abartma. Alt tarafı bir elbise. Tabii canım. Hem her elbise herkese de yakışmaz değil mi? Yani o elbise de bana yakışmaz diyorsunuz öyle mi? O elbise bana da yakışmaz. Şeref'e de yakışmaz. Sibel'e de yakışmaz. Bunda bozulacak bir şey yok değil mi? Hayır. Konu elbisenin yakışıp yakışmaması değil, genç iş olduğu için yakışmayacak olması. Hmm. Yani bu bana çok açıkça sen yaşlısın diyor. Öyle demedim Çiğdem abla. Ama o elbise biraz abartılı bir elbise. Yani çocuk sahibi, evli baklı bir kadınsın. Ama hala gayet güzel ve bakımlıyım. Öyle değil mi Şeref? Aman, aman boş verin canım. Zaten o elbise çok pahalı. Yakışsa da alınmaz değil mi? Evet. Dua et. Ben bu elbiseye bu kadar para veremem Şeref. Yoksa o elbisenin bana nasıl yakışacağını gösterirdim sana. Hatta sana da, sana da hepinize. Ay, hesaplara bakmayacak mıyız Çiğdem abla? Hesap yapacak kafa mı kaldı? Sonra bakarız. Ben gidiyorum. Bir çay daha içseydin Çiğdemciğim. İyi geceler Mertem. İyi geceler Şeref. İyi geceler. Boş boğazsın Şeref, boş boğazsın. Şeref'in ne suçu var? Fikrini söyledi sadece. Çiğdem'e her düşündüğünü söylememeyi öğrenmeliydi bunca yıldır. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Haklıydım, ona yakışmaz Meltemciğim. Çiğdem bunları görünce çok sevinecek. İşler durgun diye üzülüyordu. Ay şunlara bak. Merhaba. Merhaba. Ne o? Müşteri mi geldi? Neler var? Çok güzel şeyler. Ayrıca neredeyse hiç kullanılmamış gibi. Sıkı pazarlık yapsaydın. Yok, neredeyse yok pahasına sattı getiren kadın. Ha. Anlaşılan pek ihtiyacı yoktu paraya. Çocuk kıyafeti neden getirmiyorlar hiç? Çocuk kıyafetleri genelde kardeşlere kalıyor Fatoşcuğum. Sanırım ondan. Bakayım ona. Bu elbise. Aynı. Ne elbisesi Çiğdem? Bunun bedeni de bana göre. Elbiseyi çok sevdin galiba. Serap, ben kuru temizlemeciye gideceğim, geleceğim. Sen de bu arada Fatoş'a göz kulak ol, olur mu? Hadi görüşürüz. Çiğdem abla neden koşuyor? Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. İşler nasıl gidiyor? Nihayet. Şeref nerede kaldı? Alışveriş yaptım hayatım. Şeker almayı unutmadın değil mi? Vallahi bir müşteri daha gelse verecek şekerimiz yok. Ne şekeri Oğuz? Kesme şeker canım. Hani halk arasında küp şeker de deniyor ya. Aşkım ben kafe için alışveriş yapmadım ki. Ev için mi yaptın? Hayır aşkım senin için yaptım. Sana çok güzel hediyeler aldım. Bu ay kafeden iyi para kazandık ya. Çiğdem'le oturup hesap yaptınız galiba. Yapmadım. Ben biriktirdiğim paradan aldım. Ne hediyesi aldın peki bana? Şeref, yoksa bugün bizim özel bir günümüzde ben unuttum mu? Hayır Oğuz, telaşlanma. Unuttuğum bir şey yok. Sadece içimden geldi. Bak. Bakar mısınız? Dur, müşteriye bakıp hemen geliyor. Buyurun. Bize iki çay daha getirir misin?
telefonla oynayacağına biraz çalışsana. Daha bu ayki yazına başlamadım bile. Akşam evde yazarım Meltemciğim. Bütün gece sıkılıyorum zaten. Bak ne diyeceğim. Sen o zaman dergiye hiç gelme. Konuş Bülent Bey'le. Evden yazıp yolla yazılarını. Hı? Aman ne kadar komiksin Meltemciğim. Ne yapayım? Benim bir tane sevgilim var. Bu bahane mi şimdi? Benim de sevgilim oldu ama sorumluluklarımı engellemedi. Kafamı veremiyorum Meltem. Aklımda umarım Aras da senin gibi düşünüp derslerini aksatmıyordur. Meraklanma. Aras sorumluluklarının fazlasıyla farkında. Hatta gözü beni bile göremeyecek kadar farkında. Bir bu eksikti. Artık hiç çalışmazsın. Ay ne kadar duygusuzsun Meltem ya. Yani benim burada hayallerim yıkılıyor. Sen benimle dalga geçiyorsun. Ne dedi Aras? Hayallerini yıkacak kadar ne demiş olabilir? Derse girmek üzereymiş. Sonra ararmış. Bugün de çalışacağı için çıkamazmış. Vah vah vah. Ay canım sınav dönemidir çocuğun normal. Tavşan kanı çaylar geldi. Sağ ol. Bana bir bardak soğuk su lazım Hasan Usta. Yıkılan hayallerinin üzerine içmek için mi? Tamam sustum. Kütüphane vardı ben. Elimden geleni yaptım ama. Eksik oldu. Oo, beyefendinin keyfi var. Şurayı bir okusana. Elimden geleni yaptım ama nasıl oldu bilmiyorum ki. Nesi var bunun? Gece uyuyamamıştır. Belki çalışmıştır. Bu aralar sıkışık bildiğim kadarıyla. Gece vakti nerede çalışıyor olabilir? Bilmiyorum. Belki bir yerde bekçilik falan yapıyordur. Ya düzgün bir iş ayarlayamadı bir türlü kendini. Ne yapsın çocuk? Sanki çok iş var da. Ders başladı mı? Birazdan başlayacak. İstersen sana bir kahve alayım. Kantine gidiyorum. Şey iyi olur zahmet olmazsa. Başka bir şey isteyen var mı? Barada kahve ve sandviç alır mısın? Tabii. Ben çay istiyorum. Çay. Teşekkürler. Al canım. Sandviç. Sandviç ve kahve. Bende tamam. Hiç bozukluk kalmamış. Önemli değil, bende var. Selam kızlar. Kuru temizlemeci çok yoğundu. Geciktim, ne olur kusura bak. Önemli değil. İşini hallettiysen. Hallettim. Adamın başına dikildim, çabuk temizle dedim. Ya ben bu elbisenin özelliğini anlamadım ama. Sen bu elbisenin fiyatının ne kadar olduğunu bir duysan. Yani şu anda mağazadan alamayacağım kadar pahalı. İstediğim bir elbiseydi yani. Vallahi çok şanslısın, ne diyeyim. Düğünde bunu mu giyeceksin Çiğdem abla? Evet bir tanem güzel olurum değil mi? Oy. Sen ne dersin Serap? Yani. Güzel olacak. Ay ne güzel olmuş. Çok yakışmış aşkım. Sen de beğendin değil mi hediyelerimi? Bak. Dur. Bir de gömlek aldım sana. Yazlık. Ucuzluktan. Giy bakayım. Giy. Çok güzel değil mi aşkım? Hı, güzel. Ne demek ha güzel Oğuz? Beğenmedin mi sen? Beğendim de yani ne bileyim. Bana pek uygun değiller sanki Şerif. Sana çok uygun hayatım. Ne öyle? Hep aynı eski moda pantolonlar, kazaklar, gömlekler. Biraz değişiklik oldu. Fena mı? Ben kıyafetlerimden memnundum Şerif. Sana yarınmaz Oğuz Bey. O kadar özeniyorum, masraf ediyorum, hediye alıyorum. Beyimiz burun kıvırıyor. Ama Şerif, ben kötü bir şey demedim ki. Sadece demek istediğim... Daha ne diyeceksin ki Oğuz? Beğenmedin işte, beğenmedin. Benim zevkimi beğenmedin. Hayatım beğendim ama bana uygun değil. Sana çok bunlar, haklısın. Çabuk çıkar üzerindekileri, çıkar. Şerif, çıkar. Bir dakika dur, çekiştirme tamam. İade edeceğim, çıkar. Onu da git çıkar. Çabuk. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Derse hazırız. Harika. Başlayalım o zaman. Şu ödevlerinizi bir toplayalım. Aras, arkadaşların ödevlerini toparlar mısın? Tabii hocam, toplarım. Hocam, benim kaynaklarım biraz eksik kaldı. Yani kütüphanedeki kitapların hepsi başka öğrencilerdeydi. O zaman not verirken dikkate alırım. Ama benden kaynak istememin de dikkate alacağım Nimet. Aman dikkat et, bir şey olmasın. Çok uğraştım. Kaynak bulamadığında bana haber vermen yeterli. Size de ulaşamadım. Yadigar.
Buyurun hocam. Ya benim bahanem yok. Elimden geleni yaptım. İmla hataların için çare yok. Yadigar. Efendim hocam. Ödevini hazırla mı? Hazırladım da hocam şey... Evde kaldı hocam. İlkokul bahanesi o, işe yaramaz. Evde unuttun yani. Pek sayılmaz aslında. Yani getiremedim işte. Yarın mutlaka istiyorum. Anlaştık mı? Tamam hocam. Şeref, sakin ol lütfen. Gerçekten seni üzmek istemedim. O yüzden mi hediyemi beğenmediğini açık açık söyledin? Ben tam olarak bunu söylemedim. İnsan biraz düşünceli olur, kibarlık eder. Ama nerede? Haksızlık ediyorsun Şeref. Ben gidiyorum. Bu kıyafetleri almak isteyen zevkli müşterilere engel olmayayım. İyi, git. Güle güle. Kıyafetlerinden kurtulduğuna nasıl da seviniyorsun? Seviniyorum, doğru. Moda dergilerinden fırlamış gibi giyinmek hiç hoşuma gitmiyor yani. Zevksizsin Oğuz Bey, zevksizsin. Herkesin zevki kendine. Zevkler ve renkler tartışılmaz Şeref. Küserseniz küsün Şeref Hanım. Beni böyle kabul etmeyip değiştirmeye çalışacaksanız küsün. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ödevlerinizi incelemeye yarın devam edebiliriz. Çıkabilirsiniz. Hocam ödevimi beğendiniz mi? Gayet iyi. Bayağı uğraştım belli oluyor. Hadi gel. Uyan hadi abi, ders bitti. Hem de nasıl uyudun? İyi günler. İyi günler hocam. Madem uyuyacaksın girme dersen. Yadigar. Efendim hocam. Biraz kalır mısın? Seninle konuşmak istiyorum. Peki hocam. Yadigar. Hasta falan değilsin değil mi? Halsiz görünüyorsun da. Kusura bakmayın hocam, gece uyuyamadım da. Bir sorun mu var? Birkaç gündür hep uykusuz ve yorgunsun derslerde. Hocam ben çalışıyorum. Geceleri mi? Nerede çalışıyorsun, nasıl bir iş? Sabaha kadar açık dükkanda çalışıyorum, market gibi bir yer. Böyle derslerde uyuyarak sınıfı geçemezsin. Hem sınav dönemi de başlıyor. Biliyorum ama başka bir iş bulana kadar idare etmek zorundayım. Anlıyorum. Hadi eve gidip dinlen biraz. Yarın da ödevini unutma, olur mu? Peki hocam. İyi günler. Son çayları getirdim. Ocağı kapatıyorum. Oo, o kadar oldu mu? Mesai neredeyse bitmek üzere. Siz işe dalınca kendinizi kaybediyorsunuz Meltem Hanım. Bütün gün yemek bile yemediniz. Sahi, bak söyleyince acıktım. Aa, yemeğe gidelim istersen Meltem, oradan da sinemaya gideriz. Duyduğuma göre çok güzel bir film girmiş gösterime. Bugün çok yoruldum, başka bir zaman gitsek? Bir isteğiniz var mı? Yok, sağ olasın. Zahmet olmazsa ben bir çay içerim Hasan Usta, dışarısı çok soğuk. Tabii Gonca Hanım, hemen. Bülent Bey'e de geldiğinizi haber vereyim. İyi olur. Hoş geldin. Merhaba kızlar. Goncacığım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Aa, okulda sınav dönemi değil mi? Senin çok yoğun olman gerekiyor bu aralar. Öyle de Bülent'le konuşacağım önemli bir konu var. Ben de beni görmeye geldin sanıp sevinmiştim. Şunları bir göz atar mısın? Vallahi aynı apartmandayız ama biz bile yüzünü göremiyoruz. Malum sınav dönemleri. Dilinize düştük desenize. Sen benimle ne konuşacaksın? Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Bir öğrencimle ilgili. Hangisi? Yani Aras değil değil mi? Yadigar. Yadigar. Hadi gel odama çıkalım. Meltem, akşam size uğrarım ben, tamam mı? Tamam canım, bekleriz. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Bu
Bugün de bitti. Bana yakışmaz diye. Ay, düğünde gelinden bile şık olacağım. Ay. Geldin mi Meltem? Yok yok, sen rüya görüyorsun daha. İyi. Çık o zaman rüyamdan. Kavga ediyordum, Oz'la araya girdin. Ne diyorsun sen Şeref? Uyur gezerdi, şimdi konuşur mu oldun? Ay ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum? Konuşuyorum işte. Anladığım kadarıyla Oğuz'la kavga etmişsiniz de rüyada mı gerçekte mi onu anlayamadım. Gerçekte ettik ama etkisi rüyanda da sürdü Meltem. Dur ben neden kavga ettiğinizi tahmin edeyim. Oğuz aldığın kıyafetler yüzünden mi? Meltem sen nereden biliyorsun, Oğuz mu anlattı? Şeref, nereden bileceğim? Dün kıyafetleri görür görmez böyle bir şey olacağını anlamıştım. Yemekler harika olmuş Çiğdem. Eline sağlık. Afiyet olsun hayatım. Çaylarda tavşan kanı. Siz neler yaptınız bugün? Alışverişe gittiniz mi? Yani buldun mu istediğin gibi bir kıyafet? Tam istediğim elbiseyi buldum. Üstelik hiç para vermeden aldım. Nasıl yani? Bizim dükkandan. Harika, bana göstermeyecek misiniz? Çaylarımızı içelim de üstüme giyerim görürsün. Ya Şereflerle konuştun mu? Yarın akşam işleri var mı? Aman canım, ne işleri olacak onların, merak etme sen. Biz de para toplayıp hediye aldık. Çok güzel bir kolye. Ay dur, elbiseyi giyeyim de geleyim ben bari. Hadi bakalım o zaman. Sana göre uzaklı yani, öyle mi Meltem? Şimdi öyle diyeceğim. Ciyaklamaya başlayacaksın ama ne yapayım, maalesef Oğuz haklı. Yani sen de bana zevksiz diyorsun ha, öyle mi? Oğuz sana zevksizsin dememiş ki ben diyeyim. Ya ne demiş, bal gibi beğenmedi işte. Bu ne demek? O kıyafetleri beğenmeyeceği belliydi. Bile bile lades demek bu. Nesi varmış beğenilmeyecek? Hem o kazak ne kadar güzeldi. Şerefçim, anlaşılan sana neden haksız olduğunu anlatmam uzun sürecek. Ben en iyisi bir çay yapayım, öyle devam edelim. Böyle kuru kuru sıkıcı oluyor tartışmak, biliyor musun? Sen işin dalgasındasın tabii. Sevgisiyle küsen benim. Sonra Clara'nın bir koluna da Peter girdi. Clara ayaklarını önce sürdü, bütün gücüyle arkadaşlarına yaslandı, sonra yavaş yavaş ıslak çimenlere basmaya başladı. Bastıkça sanki ayakları güçleniyordu. Nasılım? Bir şey söylemeyecek misiniz? Elbisemi mi giydin? Çok küçük olmuş. Fatoş'cum, bu mini elbise. Bununla düğüne gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Niye Feridun? Beğenmedin mi? Fatoş'cum, sen odanda oynar mısın biraz? Biz Çiğdem ablanla biraz konuşalım. Tamam mı canım? Biraz daha yaşına göre bir şey bulamadın mı sen? Ne demek yaşıma göre? Ne var benim yaşımda? Bu kadar açık bir elbiseyle hiçbir yere gidemeyiz, haberin olsun. Hiç de açık değil. Ayrıca ne giyeceğime ben karar veririm. Veremezsin. Benim karım olarak gidecek, sen veremezsin, tamam mı? Ben seninle bu kıyafetle sokağa adım atmam, anladın mı? Yok canım, sen öyle san. Çiğdem, beni kavga etmeye zorlama, tamam mı? Yarın hemen gidip bu elbiseyi askısına asacaksın, tamam mı? Asmazsam ne olur? Tamam Meltem, sen benim yanımda değilsin, anladım ben. Ben sadece hatalı davrandığını söylüyorum. Bunda anlayacak bir şey yok. Yok efendim, Oğuz'u değiştirmeye çalışmışım da dergideki modelleri benzetmek istemişim de daha ne söyleyeceksin abartma ki? Abartma Şeref, abartma.
Abartmadım Meltem. Ama biraz daha konuşursan abartacağım. İyi. Sustuk. Aman sana da laf söylenmiyor. Aman sen konuş Meltem Hanım. Ben duymayacağım zaten odamda. İyi geceler. Sana da Şeref, sana da. Sen eskiden böyle değildin. Ne giydiğime karışırdın ne başka şeye karışırdın. Ne oluyor sana böyle? O söylediğin gibi eskiden de, anladın mı? Sen eskiden bile böyle giyinmezdin ayrıca. Ya her gün mü giyiyorum? Şık bir gece için şık bir gece elbisesi bu. Evet şık ama fazla açık. Bana yakışıyor ama. Yakışmıyor Çiğdem. Yakışıyor. Yakışamaz. Feridun, hı-hı, bu elbise hiçbir yere gitmeyecek. Yok ya, bu elbise bu evde kalırsa ben kalmam, tamam mı? Yolun açık olsun o zaman. Öyle mi? Öyle. Ne olur kavga etmeyin. Hadi bebeğim. Gel. Sana masal okuyup uyutayım, tamam mı? Abinle küstük. Tabii küsmek iyi bir şey değil ama bazen insanlar mecbur kalıyor işte. O yüzden birkaç gün sinirlerimiz yatışana kadar biz karşı tarafta Şeref ablanlarda kalacağız. Tamam mı? Ya sinirleriniz yatışmazsa? Sen yoksa Şeref ablanlarda kalmak istemiyor musun? Feridun abiyle senin yanında kalmak istiyorum. İstediğin bir şey var mı? Hadi getir bavula koyalım. Yok. Peki. Nasılsa uzak bir yere gitmiyoruz değil mi? Hadi çıkalım artık. Hadi. Sen miydin? Hoş geldin. Ay Çiğdem abla, iyi ki buradasın. Oğuz'la yine kavga ettik. Beyefendi aldığım kaza beğenmedi. Ya duy da inanma. Tarzı değilmiş. Allah Allah. Bu bavulları kim koydu buraya? Eh Meltem. Çay içer misin Çiğdem abla? Ay ben odasına götüreyim bari. Baksana salonun ortasına bırakmış. Çok ağır bunlar. Bırak bavullarımı.
Bavulların mı? Bu bavullar senin mi Çiğdem abla? Hayır, senin bavulların bizim evde ne arıyor? Çiğdem abla, yoksa aklıma gelen başıma mı geliyor? Evet, evi terk ettim. Tabii Feridun'u da. Çiğdem abla, sen kendinde misin? Şaka mı şimdi bu? Yani böyle şaka olmaz. Bağırma, çocuğu uyandıracaksın. Şaka değil. Şaka değil mi? Peki evi niye terk ettin? İnşallah geçerli bir sebep düşünmüşsündür. Düşündük. Geçinemiyoruz. Geçinemiyorsunuz. Ya, hayır, ne zamandır geçinemiyorsunuz? Ben fark etmedim de o yüzden soruyorum, yanlış anlama. Sana ne? Demin çay içer misin diye sormuştun, değil mi? İçerim. Yap. Aferin Çiğdem abla, ben nişanlımla kavga ediyorum, derdim var diye geliyorum. Sen kocanı terk edip yine günün kahramanı oluyorsun. Bravo yani sana, ne diyeyim, bravo. Aç mısın? Hayır, ben açım, bir şeyler hazırlayacağım kendime. İştahım yok. Hah, naza da başladık. Şeref, beni yerimden kaldırma. Bak, derdim yetiyor bana. Açık açık söylüyorum, kafanı kırarım. Ben gidip bir şeyler hazırlayayım, değil mi? Git. Evet arkadaşlar, gerçekten Romeo ve Juliet'inize bayıldım. Çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum ders için. Neyse, çıkabilirsiniz. İyi günler hocam. Yadigar. İyi günler. Tamam, geliyorum. İyi günler hocam. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler canım. Çok buyurun. Yadigar, bir saniyen var mı? Siz de buyurun abla. Seninle konuşmam gereken bir tabii şey hocam. Var. Tabii hocam. Yadigar, ben sana bir iş buldum. Yani daha rahat bir iş. Nerede? Bir dergide. Fazla önemli bir görevin olmayacak ama bütün günde çalışman gerekmeyecek. Dersin olmadığı günler ve saatlerde çalışacaksın. Bunda kızacak bir şey yok ki hocam. Çok teşekkür ederim. Öyleyse sana derginin telefonunu vereyim, git bir konuş, olur mu? Yalnız şunu söyleyeyim, işi ben bulduğum için mecbur değilsin. Hoşuna giderse çalış. Hocam, siz gerçekten bulunmaz bir öğretmensiniz. Derslerimde uyumaman için yapıyorum bunu, tamam mı? Bu kadar abartma. Merak etmeyin hocam, sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Bundan eminim. İyi günler hocam. Çiğdem. Çiğdem. Bana ders verecek ha. Madem öyle görürsün sen. Fatoş yanımdayken söyleyemedim ama yarın iyi bir avukat bulsam çok iyi olacak. Ne dedin Çiğdem abla? Meltem bu ne diyor? Avukat diyor, avukat. Niye? Aa, senin daha iyi bilmen lazım Şerefciğim. Pireyi deve yapmak sizin ailenin bir huyudur. Çiğdem ablan da oturmuş karşımıza konuşuyor işte. Avukatmış. Ben gayet ciddiyim. O adamdan boşanacağım. O kadar. Ay, bayılacağım Meltem. Kalk. Camı aç, su getir, bir şey yap. Sıcak bastı. Canım, boşan, boşan. Oh. Ama boşandıktan sonra gelip bize, ay ben ne yaptım, ay niye engel olmadınız diye dert yanarsan sen bilirsin. Bak, cesedimi çiğnersin Çiğdem abla, bunu bil. Hakkımı helal etmem. Kesin. Zaten size derdini anlatan da kabahat. Hep senin yüzünden. Bu kızın oyunu bilmiyor musun? Sen yapma dersen inadına yapar. Sen atlama dersin, çıkar gökdelenin tepesinden atlar. Bayılacağım Meltem, üstüme gelme. Ne bileyim böyle olacağını. Of, ben nişanlımla kavgalıyım. Dünden beri yüzünü görmedim çocuğun. Konuştuğum şeye bak. Avukatmış. Of.
yapıyorsun? Hiç, oturmuş derdime yanıyorum. Biz de Şeref'le kavga ettik dün. Bugün kafeye de gelmedi. Buyur, tam yerine geldim. Çiğdem nerede? Yok. O yüzden tam yerine geldim dedim ya. Meltem, ne olacak bu kızın hali? Ne bileyim Şeref? Ben gidip bir bakayım. Çiğdem abla, canım benim. Bak, bu iş böyle bıçak keser gibi olmaz. Evlilik bu canım. İnsan ilk kavgada boşanıyorum diye atar mı kendini ortaya? Atmaz mı ortaya? Boş boş konuşma Şeref. Ben kararımı verdim. Bak şu saat oldu, hala benim karım nerede diye gelip aramıyor. Demek ki o da beni istemiyor. Demek ki o da beni sevmiyor. Ay derdim buysa Çiğdem abla, telefon açalım gelsin. Dur. Meltem, Feridun enişteyi... Şeref! Saçma sapan davranma lütfen. Yo yo. Anladım. Senin derdin benimle. Beni vicdan azabından götürmek istiyorsun. Ne alakası var? Aslında sana teşekkür etmem gerek. Çünkü sayende gözüm açıldı. Ne var Şeref? Meltem, yarın gidelim bu kıza bir psikolog bulalım. Hiç iyi değil bu. Oynattı, sıyırdı kafayı. Yeni mi anladın? Günaydın. Ne konuşuyorsunuz orada? İlk defa aynı fikirdeyiz. Ne konuşacağız canım? Ha? Kapı çalıyor. Buyur. Geldi Feridun işte. Atıp tutuyordu. Ne oldu? Süngüleri düştü. Ay tamam tamam. Panik olma. Ben açarım kapıyı. Bana bak. Ben burada yok. Aksini söyleyenin başı belaya girer. Anladınız mı? Duydun değil mi? Duydun değil Duydum, mi? Duydum Çiğdem abla. Git saklan bir yere. Hadi. Sakın. Aç kapıyı Meltem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gonca ile Serap geldi. Söyle de boşuna saklanmasın. Aa, kim saklanıyor ki? Çiğdem. Aa, niye? Bizim evde dert eksik olur mu? Biri biter, biri başlar. Buyurun girin içeri de kendi anlatsın. Ben de derdim var sanıyorum. Peçeteler nerede Feridun? Çekmecede. Ne olacak peki şimdi? Bir gün süre. Eğer gelmezse bu iş biter. Ne diyorsun sen Feridun? Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peçeteleri unutma. Feridun, Fatoş ne olacak? Bunu düşünen var mı aranızda? Eve geldiğimde karım ve çocuğumu bulamayan benim. Bavulunu toplayıp gittiğine göre bunu da düşünmüştür herhalde. Çiğdem işte. Bu sefer bu kadar basit. Düşünmeden davranırsa hayatı boyunca düşünmek zorunda kalır. Eve geldiğimde konuşup barışabilirdik. Ama o ne yaptı? Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık dedi. Bavulunu toplayıp evden çıkıp gitmek benim için bu anlama geliyor. Karşıdadır. Bana ne? Tuzu getirdin mi? Hayır. Ben tuzu alayım. Mutfakta değil mi? Evet. Alo. Hayatım bak benim. Bir dakika Şeref, beni bir dinle. Aramızdaki tartışmayı kısa bir süre için unutalım. Daha büyük bir sorun var. Neymiş o? Dinliyorum. Gerçekten mi? Burada, burada. Kimle konuşuyorsun? Nişanlımla Çiğdem abla. Yani bir tek senin sorunun yok. Biz de kavga ettik. Müsaade edersen konuşup anlaşacağız. Bir saniye bekler misin? Evet, şimdi söyle. Bunlar kötü kavga etmişler. Feridun boşanmaktan falan bahsediyor. Yapma. Ay Çiğdem abla da o düşüncede. E ne yapacağız? Bir planın var mı? Oğuz, ne yapıyorsun orada? Var mı bir planın? Yok. Aslında var var. Bunlara bir ders vermek lazım. Bundan sonra bir daha böyle karşımıza gelmesinler. Vallahi bence de. Kiminle konuşuyorsun?
Çiğdem bir Oğuz, duydun mu beni? Emin misin? Evet. Çiğdem'le. Ver bakayım şu telefonu. Bir dakika. Telefonu istiyor, ne yapayım? Seninle konuşmak istemiyor de. Oğuz korkma, bütün sorumluluk benim. Seninle konuşmak istemiyor Feridun. Karısının giyimine karışan adamla konuşacak hiçbir şey yok diyor. Ver şu telefonu bana. Ama Feridun konuşmak istemiyor. Ver şu telefonu Oğuz. Bak Oğuz, parmakla hiçbir yere varamayacağını söyle. Parmakla hiçbir yere varamayacakmışsın. Ver şu telefonu. Aferin sevgilim. Son kez söylüyorum, ver şu telefonu. Bak Oğuz, yarın avukata gideceğini, onu boşayacağını söyler misin? Yarın avukata gidecekmiş. Seninle boşanacakmış. Ne? Kiminle konuşuyorsun sen? Hürdün eşleriyle Çiğdem abla. O da bir avukat arıyormuş, seni boşayacakmış. Nasıl? Hı? Beni boşayacak mıymış? Hı. Nedenmiş? Evi terk etmeni çok kötü bozulmuş. Ver bakayım şu telefonu. Kapattı Çiğdem abla. Konuşacak bir şey yokmuş. Bundan sonra avukatlar konuşsun dedi. Dedi. Ay, zavallı Çiğdem ablam benim. Versene şunu ya. Kapadı. Niye vermiyorsun telefonu? Çiğdem'den korkuyorum Feridun. Ha, avukata gidecekmiş, öyle mi? Ha. Güzel. Nerede bu? Karşıda. Güzel. Ben şimdi şunları konuşayım. Feridun sakin ol. Öyle mi? Boşanmak mı istiyorsun? Ben değil, sen istiyorsun. Sonunda aynı dilden konuşmaya başladınız. İçeri girin içeri. Komşular ayıp oluyor. Şeref haklı. Gel konuşalım. Söylediklerimi tekrarlama. Arkadaşlar bir susun, sakin olun. Bakın, yazı gelirse bizde konuşacaksınız. Sura gelirse kendi evinizde, tamam mı? Hadi söyleyin. Yazı. Ay birini söyleyin. Aman yazı onun olsun. Ay niye benim oluyor? Onun olsun yazı. Senin ay olsun. Ay tamam. Tur enişte. Tura. Yazı. Kızlar boşaltın evi. Karşıya taşınıyoruz. Hadi siz de gelin içeri. Ay Şeref, çok zekice. Şaşırttın yani beni. Aniden aklıma geldi. Vicdan azabı zeka açıyor. Ya bunlar iyice kavga ederlerse, boşanırlarsa? Ay olur mu öyle şey? İzin verir miyim? Gece uzun. Hah, Şeref bu sefer haklı. Gece uzun. Barışacaklar. Benim içime öyle doğuyor. Bence de. Aşkım, bu arada ben de sana bir özür borçluyum. Bundan sonra senin kıyafetine karışmayacağım. İstediğini, beğendiğini giyebilirsin. Herkesin zevki farklı, değil mi? Ciddi misin? E tabii ki ciddiyim. Bu gece çok şey öğrendim. Ay hiç gücem yoktu Şeref. Bir ömürsün vallahi. Ya bence de bir ömür. Demek senin istediğini giymedim diye beni boşayacaksın ha? Bu kadar kolay. Konuyu çarpıtma. Asıl sen o elbiseyi giyme dediğim için beni boşayacaksın. Üste çıkma. Asıl sen çıkma. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Evet, sadece konuşup duruyoruz. Fatoş nerede? İçeride uyuyor. Düğünü de kaçırdık. Zaten hiç gitmek istemiyordum. Ben çocuğa ne diyeceğim peki? Karım hastalandı dersin. Ben şirkete uğradığım zaman özür dilerim. Ne bakıyorsun yüzüme? Yeni evlenen bir çifte gidip de kavga ettik, o yüzden gelemiyoruz, kusura bakmayın demeyeceğiz herhalde. Karım hastaydı derim. Öyle de. Haklısın. Ne e'si? Yani yarın avukata mı gideceksin? Ben sinirliydim biraz. Anla işte. Ayrıca boşanmak isteyen ben değilim, sensin. Tamam, uzatma artık. Hem öyle hemen barışmam. Birkaç gün küs kalacağız yani. Kaç gün? Yani net bir şey söyle. 2 gün. İyi değil mi? 2 gün iyidir. Ha bu arada unutmadan, seni seviyorum. Ha 2 gün söyleyemeyeceğim, onun için söylüyorum. Ben de. Ne ben de? Seni seviyorum. İyi. İyi. Ben de sizi seviyorum anneciğim babacığım.